Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Dün sucuğu Azroş çok beğendi. Bugün Azra ile ikimiz kahvaltı yapacağız. Yarenciğim okulda. Şimdi onun altını kısayım. Suyunu çektikten sonra hiç yağ eklemiyorum. Bir de şöyle milföyden gözleme gibi yapayım dedim. Söylediğim gibi Yarış'ı okula yolladık. Ay bir dakika, kağıdı takıldı. Azra da yeni kalktı. Ben de kahvaltılıkları falan ayarladım. Şöyle iki iki pişsin. Bir iki tane daha pişireyim. Bize yeter. Ama ayarlayamadım. Şöyle. Çayı da demledim. Çamaşırlar var ama kurumamışlar. Onları falan toplayacağım. Günlük ev işleri işte arkadaşlar. Azra'yı götüreceğim. Hem de benim çarşıda bir iki işim var. Bir de annemin randevusu, bakalım yarın olacak mı? O daha belli değil. Şimdi kahvaltımız hazır olsun bakalım. Gözlemelerimiz en pratiğinden hazır. Evet, sucuklarda görüyorsunuz. Gerçekten güzel oldu. Ben hani ön yargılıydım böyle sucukta su ne alaka diye, ama onda altını kapatalım. Azroş da uyandı. Ben hiç uyandırmadım. Baktım kendisi uyandı. Şimdi elini yüzünü yıkadı. Pişiyi getirdin mi Azra? Getirdim. Hadi bakalım o zaman. Halay yiyen bize afiyet olsun. Torbanı arkaya koy Azra. Tamam. Şuraya bırakalım. Ay saçım uçuyor. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir araba. Beğendin mi? Hı, beğendim. Şeyi çıkarsana. Neyi? Neydi? Montu mu? Evet. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Azroş'u aldık. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Hala yiyen gidiyoruz. Nerede? Kemerimizi takalım. Ay göremiyorum Azra. Kemer. Çantamı arkaya. Çantanı arkaya koyalım. Hı, mutlum, dur. Kapını güzel kapat. Bunu takamadım yalnız, dur. Yaren ablanı bekliyorum. Belki gelebilirim dedi ya. Bir iki dakika araba ısınsın. Çok soğuk araba. Kemerini takar mısın? Takayım. Kabanı çıkarsam aslında daha iyi de. Evet. Şimdi aynalarımız tamam. Bu da tamam. Şimdi çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Heyecanlı mısın? Evet. Dua edelim. He, şey nerede Azra? Kur'an getirmiştim ya. Şey alacağım normalde arkadaşlar. Hani şuralara asılıyor ya böyle. Ama şuraya da koyabilirsin. Koyacağım, koyacağım da. Sıkıştırabilirsin şuraya. Şöyle küçük bir Yasin vardı. Onu şimdilik buraya koyalım. Ama ayetel kürsü falan alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kaloriferi açayım şimdi. Şuradan mı gideceğiz ama? Aha. Gideceğiz şimdi. Yarın ablam gelir belki. Evet. Şimdi telefonu kapatalım. Hem bakalım Yaren mesaj yazmış mı? Aslında şunu çıkarsam iyiydi de arabanın içi buz gibi. Bismillahirrahmanirrahim ile duamızı edelim. İlk anneme gideceğiz. Azroş'u bırakacağım. Anneme gireceğim biraz. Ondan sonra çarşıya gideceğim. Normalde çarşının içine girmeyeceğim. Çarşı içi trafik olarak çok kötü. Nasıl anlatayım size? Böyle Zonguldak'la Kozlu arasında yok. Terminalle Zonguldak çarşı arasında park yeri var. İnşallah oraya park edeceğim. Evet, çıkıyorum. Haydi bakalım. Annemle görüşürüz. All of the love from up above. We used to
spent together in our prime. We were birds of a feather, different kind. We were laughing through the pain. You were never once so vain. Şimdi biz anneme geldik. Azroş'u bıraktım. Annem nereye gidiyor sizce? İlle çıkma dedim. Yok dedi, bir arabana bakayım hem de sürüşüne bakayım dedi. Azra onu tekrardan eve indirecek. Başı falan döner Allah korusun. Bana bakacakmış. Kafasını mafasını da bağlamadık. Evet, Azroş'u bıraktım. Ama annemlerin orada kötü bir şey oldu. Dönüp terminalden gidecektim. O kadar kar yığınları vardı ki. Maalesef dönemedim. Ne yaptım? Ben de siteden indim. Zonguldak'ta olan arkadaşlar bilirler. Siteden de pazarın olduğu günler inmek mucizedir. Yani trafik böyle gıdım gıdım gider. Neyse, siteden gittim. Bu sefer park yerini kaçırdım. Vallahi dedim ki bas yeşim eve git. Nasıl olsa dedim şöyle bir tur atmış oldum. Kendi başıma ilk defa araba sürdüm bu arada. Neyse arkadaşlar, arabayı kapının önüne park ettim. Bir daha dedim arabayla inmeyeyim. Çünkü bayağı bir buradan anneme gittim. Annemden çarşıya gittim. Çarşıdan buraya geldim. Giderken de gösteririm. Çok şükür, Allah'ıma bin şükür, kazasız belasız geldim. Arabayı da güzel park ettim. Şimdi çarşıda işlerim var. Dediğim gibi kuaföre gideceğim. Maalesef park sorunu Zonguldak'ta sıkıntı. Zaten usta şoförler bile park yeri bulamıyorken ben gibi acemi. Artık yapacak bir şey yok. Anneciğim baktı öyle, dua ede ede yolladı beni. Şimdi ablam aradı. İnanamazsınız şokunu. Nasıl çıktım diyor. Abla dedim yani böyle böyle öğrenmem lazım. Ben bu arabayı süs için almadım. Öyle bugün şeytanın bacağını kırdım arkadaşlar. İnşallah gerisi kazasız belasız bir şekilde gelir. Ne olur dua edin bana. Rabbim benle birlikte hiç kimseye kaza bela vermesin. Şimdi çarşıya gidelim. İlk kuaföre gideyim. İnşallah boştur. Çok da soğuk şapka takacağım birazdan. Bakar mısınız? Annemlerin orada bu kadar yoktu ama yine de kenarlar bayağı kardı. Ama şükürler olsun. Azroş çok beğendi halasının araba sürmesini. Allah'ım bunların güzelliğine bakın. Sanki bahar geldi. Çarşıya şimdi indim. Çok kalabalık yalnız. Ben deli gibi. Bakın bu botları normalde giymem. Bugün giydim. Her yer vıcık vıcık. Ben sehpaları buradan almıştım. Geçen bir arkadaş sormuş da. Memnun değilim. Her sefer söylüyorum. Burası çok güzel. Aşırı güzel. Şimdi işlerimi halledeyim. Oradan da gidelim. Şimdi hemen şu aradan Çakmak Çarşısı'ydı sanırım. Aa, ben ütümü unuttum. Allah beni var ya. Araba yokken geçeyim. İlk kuaföre gidelim arkadaşlar. Kalabalığı görüyorsunuz mu? O taraflar daha kalabalık. Şuradan geçeyim hemen. Şimdi kuaförü hallettim. Nereye gideceğim? Aksu'ya gideceğim. Birkaç zamandır gitmedim. Size de çekmedim. Hadi şöyle gidelim bakalım değişik bir şeyler gelmiş mi? Şimdi Aksu'ya geldim. Şu bardakların markasını soran arkadaşım vardı. Arovunmuş. Kendi kullandığımı bilmiyorum gerçekten. 15 TL bakın. Şöyle göstereyim. Özellikle söz verdiğim bir arkadaşım vardı. Ona gelsin. Şöyle üst kata da bakayım dedim. Bunlara bakar mısınız? Şunları daha önce görmüştüm. Bunlar da bakın değişikmiş. Benim tabakların küçükleri 40 TL. Benimkiler yine 49 TL. Ondan bir tane kaldı. 5 yaptım da. Şu kahvaltılıklar 17. Aslında şu boy da güzel ama bu tatlı için. Çok yeni bir şey gelmemiş. Evet, bunlar falan hep vardı. Şu patates soğanlık bakın 195 TL. Geçen 100 TL'ymişti Japon pazarında. Ben bir tane aldım bundan. Aynen. Aslında ablam keşke şunlardan alsaydın dedi ama ne bileyim ya. Beyazını aldım. Ama burada bayağı pahalı. Niye öyle anlamadım. Ben 100 aldım. En sevdiğim yerdeyim. Şimdi Barış aradı da ona dedim züccaciyedeyim diye. Gülüyor. Müzik var, buraları hızlandırırız arkadaşlar.
Acar'ın bakın. Elif Sesat'ta bir bakayım ne diyor. Bakın şunlar da hoşuma gitti. Fiyatını göremedim ama çok güzelmiş. Bunlar ne kadar? 35. Çok güzel. 35 TL'ymiş ama gerçekten güzel. Bunlar da değişikmiş. İnanamıyorum araba kullandığıma. Annem inanamıyor araba kullandığıma. Daha ustalaşayım seni gezdireceğim. Daha dur. İnşallah şöyle pekiştireyim. Bugün ikinci kere annemdeyim. Neden ikinci kere geldim? İçim el vermedi. İlk geldim Azra ile beraber arabayı şuraya park edemedik. Çünkü kar yığınları var arkadaşlar. Bir bina öteye park ettim. Orada da başkasının yeri şey vermişler, plaka vermişler. Neyse içimde ukde olacak dedim. Bu arada doktora da çarşamba günü gidiyoruz. Biliyorum bugün ilk olarak şoka çıktım Azra'yla. Benden sonra Azra'yla. Bacaklarım azıcık açılsın dedim ama yani bir de yok iyiyim fena değilim. Çok şükür Allah çok şükür. Azra'yla bugün koluna girmiş. Beraber şoka gitmişler. Normalde Azra birkaç gün daha kalırdı ama Yaren'in geçen haftaydı. Okulu bu haftaya alındı. Malum ikisi bir araya gelince de ders yapıyorlar ama yine de 3 gün böyle güzel takıldılar. İnşallah Allah kısmet ederse Yaren ablasının yine arası olduğu zaman Azra yine bize gelecek. Halası yine onu almaya gelecek. Bu sefer almaya gelirim. Neyse şimdi kuru pasta getirdim. Annem de güzel kabak tatlısı yapmış. Burada biraz oturayım. Vallahi yemeğim falan da yok. Yaren de evde. Ondan sonra hep beraber eve gidelim. Bir şey diyor mu anne? Demiyorum. Herkese selam söylüyorum. Tamam. Allah razı olsun. Dua edenlerden. Evet Allah kimseye dermansız dertler vermesin. Amin. Çarşamba günü gidelim. Annemin damlası az kaldı. Sadece bu ilaçlar biraz uyku yaptı. İlk zaman uykusu çok yoktu da böyle şimdi her an uyumak istiyor gibi oluyorum diyor. Ne uykusu uykum. İşte kafan rahatladı ya. Şimdi rahatladım da uyuyorum. Evet çok şükür ama Allah'ımıza bin şükür. Annemi de böyle ufacık çekeyim size dedim. Azra da burada. Şimdi çayımızı içelim. Ben jet hızıyla AVM'ye gitmem lazım. Yaren şey istedi. Kuru şampuan. Eyvah onu unuttum. Bir şeyden alsana. Nereden? Paşalar. Öyle değil. Şey gratiste falan oluyormuş anne o. Neyse durun bakacağım. Yaren'i ikna ederim. Görüşürüz. O zaman buradan çarşıya in. Ya AVM'ye gideceğim. Ha aşağıya in. Neyse bir şey diyor mu? Hadi el sallayalım. Geliyorum hadi iyi akşamlar herkese. Görüşürüz inşallah. İnşallah hayırlısıyla Allah görüşme nasip etsin. İnşallah inşallah. Allah kimsenin boynunu bükmesin ya Rabbim. Amin. Valla arkadaşlar annemden 6'da çıktım. Saat şu an 7'ye çeyrek var ve ben annemin binasından yeni çıkıyorum. İnanmıyorum yağmur başlamış. Şapkamı takayım. Burada arkadaşım var Sinemciğim. Eşi için sizlerden dua istemiştim biliyorsunuz. Çok genç yaşta eşini kaybetti maalesef ki. O arkadaşımla oturduk, kahve içtik, evde anlatırım, şimdi gidelim. Evet, yürüme AVM'ye geldim. Normalde annemin evinin yukarısında Kozlu otobüsüne binecektim, dolmuşuna. Hemen eve çıkacaktım ama Yaren hazır buradayken AVM'den gratisten bir şey istedi. Şimdi onu almaya AVM'ye gideceğim. Hemen şuradan da otobüslere bineceğim. Valla bu kadar geç kalacağımı tahmin etmiyordum ama AVM'ye geldim. Üst kata çıkalım. Yemeğim yok. Gelmişken de Yaren'e buradan hazır bir şeyler alacağım. Azroş da annem de. Gidelim bakalım. Bugün var ya en büyük hatam şu botlar oldu ama neyse. Yaren'cim ne ister? Tabii ki Burger King. Epeydir yememişti. Şimdi siparişi verdim. Burada bekliyorum. Allah'tan kalabalık değildi. AVM'ye geldim güya Madame Coco'ya falan gezerim diyordum Migros'a. Ne mümkün. Direkt gideceğim sanırım. Yine şöyle bir bakayım da. Bugün çok gezdiğimden bir şey anlamadım gerçekten. Valla Madame Coco'ya girmedim evet ama Migros'a girmeden geçemedim. Şöyle bir bakayım. Var mı alacağım bir şey? Şu an mis gibi mayalı koktu inanamazsınız. Aç da değilim aslında ama. Bakalım tabak çanak taraflarına. Bir şeyler var mı? Acaba benim acil eve alacağım bir şey var mıydı? Neyse. Aa, bakın bunlar burada. 14.90. Bir tane alsam Sarı Güç'ten. Çünkü normalde 20 TL olmuş bunlar. Burada iyi fiyatı. Bana bakın. Tövbe estağfurullah. Gidi Yozgat. Buradan sana selam olsun. Geçen sene çekmiştim bu bardakları. Hala varlar. Şöyle bir göz gezdirelim.
neler var diye gelip de sarı güç almama ne diyorsunuz? İlginç değil mi? İlgincim ben böyle. Ay ütü görünce ben bugün ütüyü nasıl unuttum ya. Bir şunlar var bakın. Başka öyle yeni bir şey yok. Bunlar da böyle şimdi. Elim dolu ya, bakamıyorum da. Neyse girmedik olmasın. Şunu ödeyeyim çıkalım. Otobüs bekliyorum. İnşallah gelir de. Asansör geldi. Kapıda ciğir ciğir. Evet, çok şükür evin yolunu buldum arkadaşlar. Benim yemeğim yok. Ben ne yapacağım? Otobüste düşündüm. Ne yapayım? Şöyle güzel bir melemen yapayım. Güzel bir çay demleyeyim. Yarenciğim de bunu yesin. Eve gelince makine bitmiş. Yarını çalıştır demiştim. Bunlar beni bekliyorlar. Birazdan çalıştırırım ama ondan önce ne yapacağım? Hemen annemi aradım, haber verdim geldim diye. Bunları yıkamıştım. Azroş'a böyle 4 gündür alışmışız ya, bir tuhaf oldum eve gelince ama inşallah kızım yine gelecek. Yaren ablasıyla ona güzel geldi bu 3 gün. Eğlendiler, sinema seyrettiler, kimi ders yaptılar. Ama dediğim gibi Yaren'in dersleri yoğun olduğu için böyle uzun süreli kalamıyorlar da inşallah yine buluşurlar. Bugün evin yolunu bulamadım arkadaşlar. Gerçekten bazen böyle oluyor ama olsun, sağlık olsun. Çay suyunu koydum. Hemen şimdi melemen malzemeleri çıkardım. Aslında böyle çok anormal bir aç değilim. Çünkü annemde kuru pastayla 3 bardak çay içtim. Sinemciğim de kahve içtim. Onlar beni tuttu sanırım. Ama yine de çok geç olmadan böyle karnımı doyurayım. Yarenciğim de getirdiklerimi yesin. Evet, şimdi üstümü falan çıkarayım. Çayı da demleyeyim. Sizlerle beraber melemen yapalım. Bakın bir de arkadaşlar ben bunu göstermeyi unuttum. Bugün size çekmiştim biliyorsunuz. Patatesler de burada içinden aldım. O gün ablamla almıştık, daha yerleştirmedim. Valla ben bunu 99'da hatta o fiyata aldım. Bugün yani fiyatını görünce gerçekten şaşırdım. Aynı, birebir aynısı. Bilmiyorum, hatta böyle patatesim var. Benim vardı, dışarı koyduğum için çok kötü oldu. Aslında bunun yeri mutfak, evet, ama mutfakta yerim olmadığı için ben de kuş yuvasının yanına koydum. Allah nasip ederse gittiğim yerde mutfakta kullanırım. Çöpü oradan alsam aslında mutfağa da olur da. Neyse, şimdi çayım otursun, menemen yapacağım. Birazdan patatesleri de yerleştiririm. Öyle yani, bunu da aklımdayken göstereyim. Bir 10 gün falan olmuştur da ben size göstermeyi unuttum sanırım. Daha önce yapmıştım ama tekrar size göstereyim arkadaşlar. Soğanları kestim. Biberleri ekledim. Bu arada biberlerim de buzluktan. Soğanım birazcık filizlenmiş, yani yeşillenmiş. Onu da kestim böyle. Yeşil soğan olmuş neredeyse. Şimdi bunlar kavrulsun. Kapağını kapatacağım birazdan. Ben o esnada domatesi çıkardım. Bunu neden gösteriyorum? Şu domatesi bu kaplara yapmıştım. Birçoğunuz biliyorsunuz. Bazıları kullanışsız oluyor dediler. Hani bazıları güzel olmuyor dediler. Bütün çıkarmak zorunda kalıyorsun dediler. Ben bunun yarısını kesip kullandım bıçakla ama melemene böylece çıkartıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hepsini atıyorum. Bu bana çok gelecek mi? Aslında çok gelir mi? Yok, ekmeksiz yerim. Yani bunlar da gerçekten, eğer dondurucunuz varsa özellikle, kurtarıcı olarak böyle mis gibi. Melemeni de çok güzel oldu bu arada. Geçen soran arkadaşlarım vardı. O yüzden tekrar belirteyim dedim. Şimdi soğan birazcık daha kavrulsun. Domatesi ekleyeceğim. Domates sulanacak, suyunu çekecek, baharatlarını koyacağım. Yumurta sarısını koyacağım. Afiyetle yiyeceğim. Çayım da demlendi. Bugün de akşam kahvaltısı olsun. Domatesler suyunu çekti. Şöyle bir tane yumurta kırdım. Yaren yemeyeceği için ben beyazını da koydum. Geçen sadece sarısıyla yaptım. Böyle karıştırayım. Üzerine de yine pul biber ekleyeceğim. Ekmeği bana yiyeceğim inşallah. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Dumanı üstünde. Hiçbir hamburgere falan değişmem. Mis gibi ekmeğimi de banacağım. Buraya da güzel kahvaltılıklarımdan koydum. Şöyle tavşan kanı da çayım. Daha ne olsun? Güzel karnımı doyurayım. Ama inanın yaptım ama böyle kurt gibi aç değilim. Yine de erken saatte yiyeyim ki geç saatte acıkmayayım dedim. Şimdi çaydanlığımızı alalım. Bu da ne kadar öttü.
çayı sıcak sevenlerdenim. Siz de mi öylesiniz? Bu arada yağlıkları soranlar var. Memnun kaldın mı diye. Gerçekten akıtma yapmıyor. Ben bugün buna fırça alacaktım. Benim sürahim vardı. Onun fırçası vardı temizlemek için. Ben onu taşınırken atmışım sanırım. Yani fırçasız temizlemesi biraz sıkıntı olur. O yüzden uzun bir fırça alacağım. Alınca da sizlere çekerim. Ama gerçekten fiyatı uygun ve cidden memnun kaldım. Akıtmıyor arkadaşlar. Dökerken de inşallah çekerim sizlere. Daha fazla konuşmayayım. Benim akşam kahvaltım bana afiyet olsun. Mutfaktayım arkadaşlar. Çaydanlık boşaltılacak. Melemenin tavası falan ev yerinin içinde. Onları yıkayacağım. Bulaşık makinesini boşalttım çok şükür. Onu boşaltınca böyle kuşlar gibi hafifliyorum inanın. Eşim aramıştı, şimdi kameralı aradı, onunla konuştuk derken saat kaç oldu inanın bilmiyorum ama saat herhalde 10'u geçmiştir. Evet, bugün gördüğünüz gibi yine yoğun bir gün geçirdim. Anneme gittim, hatta iki kere anneme gittim. Az önce ablamla da böyle sesli mesaj gönderdik. Bugün annemden çıkışta canım arkadaşım Sinemciğime uğradım. Ben kapıdan bir nasıl olduğunu görmek için uğradım ama sağ olsun o beni bırakmadı, içeri girdim. Kızları Melek ve İdil'i buradan öpüyorum. Beni izliyorlarmış her sabah. Arkadaşıma tekrardan sabırlar diliyorum. Sizlerden dua istemiştim. Belki hatırlayan arkadaşlar vardır. Eşi daha 42-43 yaşındaydı. Maalesef ki Covid'den hayatını kaybetti. Şurada birkaç gün sonra bir senesi olacak. Çok zor, bugün ağlaştık, hüzünlendik. Hani insan diyecek bir şey de bulamıyor. Rabbimden sabır diliyorum. İnşallah arkadaşıma sağlıklı uzun ömürler diliyorum evlatlarıyla beraber. Rabbim evlatlarının güzel günlerini göstersin. Hüzünlendik ama hayat devam ediyor. Keşke elden bir şey gelse. Ne bileyim ya, ölümün her türlüsü zor ama genç ölümü gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. Tekrar sabırlar diliyorum. Sabırların en büyüğünü diliyorum. Öyle arkadaşımla bayağı böyle hüzünlendik bugün. Muhakkak bekliyorum dedim gelmeden önce. Haber ver, başımın üstünde yerim var dedim. İnşallah bakalım. O da ablamla beni davet ediyor. İnşallah gideriz. Öyle arkadaşlar, bugün izlediğiniz gibi evle alakam yoktu. Hiç iş güç yapmadım. Az doşum gitti. Bugün de söyledim. Bir böyle boşlukta olduk Yaren'le. Ama yine gelecek halasının kuzusu. Öyle arkadaşlar, şimdi kapanışı yapayım. Editimi yapayım. Saat geç olmadan videomu da yükleyeyim. Allah kısmet ederse sabah sizlerle buluşuruz diyorum. Lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Allah kısmet ederse yarın tekrar buluşuruz diyorum. Hoşça kalın.